Şey bu çizgi ilerledi abi. Ceza yok. Bir dakika. Az daha geri kaybedelim. Arkadaşlar biraz geri alalım da. Tamam. Bir dakika abi, bir saniye. Tamam, bir dakika. Abi arkadaşlar. Ne kadar geri? Şey, Barış şunu... ne kadar var diyor. Ben abi. 30 saniye efendim. 30 saniye. Abi terimi bekliyorum. 30 saniye. Terimi bekliyorum. Çıktı mı? Tamam. Görüyor musunuz? Güzel. Doğru çok. Az zaman koyayım mesela şimdi. Tamam mıyız Barış? Evet. Barış. Evet. İyi akşamlar. Bugün mağlup olduk. Bu kadar iyi oynayıp mağlup olmak hakikaten bizi üzüyor. Ersun hocamızı, oyuncularımızı kutluyoruz. Güzel bir mücadele verdik. Uzun süredir deplasmanda görmediğimiz, uzun yıllardır istatistiklerin bu kadar lehimize olan, şut yüzdesinin, girdiğimiz pozisyonların, topa sahip olmanın, isabetli şutların, her tarafın alt üst olduğu, hepsinin lehimize olan bir ortamda kaybetmek, kötü bir şekilde kaybetmek bizi üzdü. Dolayısıyla bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama bununla birlikte iyi oyundan dolayı da sevinçliyiz. Semih Bey, maçtan önce Ali Palabıyık'la ilgili bir takım haberler çıktı, bir takım yorumlar yapıldı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bugün mesela Vedat Muriç'in bir pozisyonu var. Orada Uğurcan'ın çok fazla teması yok. Siz hakemin kararlarından memnun musunuz? Birinci sorun bu. İkinci sorun da Ali Bey stada girerken bir takım olaylar oldu. Bunlardan dolayı üzüntülü müsünüz? Ali Bey'in var mı bir mesajı? Vallahi Ali Bey'in mesajı her zaman açık, her yerde söylüyor. Dolayısıyla bundan net ama girişteki evet tatsızlıklar hakikaten üzücüydü ama çok büyük abartıldığı kadar bir şey olmadı. İstanbul Emniyeti'ni gönülden tebrik ediyorum. Yanlış söylemedim İstanbul Emniyeti'ni çünkü mumla arar olduk. Hakikaten orada olaylara nasıl hakim olduklarını, pozisyonu doğmadan nasıl bitirdiklerini çok iyi yaşadığımız için burada çok basit şeyler idare edilemedi. Adeta daha önceden hazırlanmış, bağırtılmış taraftara çanak tutuldu. Dolayısıyla orada bir yetersizlik vardı ama onun üzüntüsünü tabii yaşıyoruz. Hakemle ilgili söyleyebileceğimiz şey, hakeme rağmen kazanamadık. Biz iyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. Bazen hakemi de yenmek gerekir diye söylemiş rakip takımın başkanı. Evet, başkan söyledi. Dolayısıyla hakemi rüzgarı arkasına alanlar çok rahat konuşabilirler. Vedat Muriç'in pozisyonu Max'ın yaptığı, kesinlikle dokunmadığı, kesinlikle bir faul var. Faul pozisyonu diye çaldığı pozisyon inanılır gibi değil. Ama bununla birlikte ikinci golde avuta çıkanın korner diye verilmesi, aynı kornerin de bize gol olması. Böyle bariz hatalarla birlikte buna rağmen kazanabilirdik. Ama tabii ikili mücadelelerde Son Emre'nin ayağını gördük içeride. Bastığı halde faulün verilmemesi. Dolayısıyla bütün o dedikoduları ispatlarcasına, onaylarcasına bir yönetim oldu. Hakikaten geceye yakışmayanlardan biri de hakemin kendisiydi. Peki Semih Bey, Fenerbahçe transfer yapamadı. Ersun Hoca'yla da konuştunuz. Ersun Hoca da kadronun yeterli olduğunu söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adaylarından mıdır? Bununla ilgili federasyondan son olarak herhangi bir görüşmeniz olmuş mu? Yok. Bakın biz şampiyon olacağız. Yani kesinlikle şampiyon olacağız. Biz güçlüyüz. Birlik beraberlik içerisindeyiz. Takım daha da motive oldu. Bu haksızlıklar yaşandığını gördükçe daha yuka çıktı. Ama biz transfer yapamayacağımızı, bize transfer yaptırılmayacağını, limitlerini hesaplayıp ne zaman artıya geçebileceğimiz düşünüldüğünde bir hamleyle tekrar boşa çıkartılacağımızı söylüyorduk. Bu malumun ilanı oldu. Dolayısıyla bizim isyanlarımızın ne kadar haklı ve doğru olduğu anlaşıldı. Bize yaptırmayacaklarını biliyorduk. Ama biz şampiyon olacağız. Biz şampiyon olacağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Reha Hocam söz sizdeydi. Semih Özsoy'un açıklamaları var. Tamamlamak ister misiniz? Hani Fenerbahçe'nin genel olarak performansındaki çıkışı konusunda son haftalarda. Sayılara baktığımızda performans tabii ki iyi dersin. Yani burada tartışılacak bir konu yok. Mühim olan bunu işte gole, üretkenliğe, tabelaya dökmek gerekir. Fenerbahçe takımı istesen bile saha içinde kötü mücadele etmez. Zaten fiziksel parametrelerdeki üstünlüğü hep dile getirdim. Dayanıklılığı, tekrarlı sprint kalitesi, ikili mücadelelerde güçlü bir takım. Ama beceri eksikliğim var. Evet, skor tabela yapamıyor. Ama
Fenerbahçe'nin de özellikle 1-0'dan sonra tutamaması, geriye yaslanması, oradaki kaybetmeme paniği iki tane gol yedirtti. İkinci yarı ister istemez Trabzon Real takımı... Hocam bir şey sorabilir miyim sana? Sözünü kestim ama. Mesela Zeki dedi ki ikinci 45'te Trabzonspor'un oyunu sahasında kabul etmesi çok doğaldı. Kafa kafaya oynamaya çalışsa bu sonucu alamazdı. Aynı fikirde misin? Doğru. Bir de Trabzonspor takımına bakalım. Ekuban çok maç trafiğinde yok Gürcan. Yani oyundan düşecek. Storich iyi niyetli, o da düşecek sonuçta. Sağda Giler Mehmet geldi. Bir antrenman peki, temposu vardır ama son o transfer için o da belki antrenman belirli süre yapmadı. Orta sahada Sosa fiziksel şimdi 34 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. O da düştü. O bu Mikel zaten öyle dirençli, sence temposu olan bir oyuncu iki, değil. 2-1 içeri girdiklerinde Hüseyin Hoca mı istemiştir bunu yoksa oyunun gelişi ya da Fenerbahçe'nin ofansif gücü ne hesaplayıp oyunu tutalım mı dediler. Çünkü tabii. Neden bir soruyorum biliyor musun? Aynı maçları yani benzer maçları Trabzonspor'un öne geçip puan kaybettiği bir sürü maç var. İşte Gençler Birliği maçı var, Galatasaray ligin maçı var. Ligin en çok öne geçip tamam puan kaybeden takımı Trabzon. Galatasaray maçı var. Evet. Bunların hepsinde öne geçip 14 puan kaybetti. Öne oyunu kendi sahasında kabul etti. Niye? Şimdi bu maçta niye? Mesela oyun içinde o gel gitti yaşadı. Daha önce de konuştuk. Trabzonspor özellikle 60'tan sonra bu sıkıntıyı yaşadı. Evet. Neden yaşıyordu? Çok ciddi anlamda bir takım boyu mesafesi var. Topu geri kazanamıyor Gürcan. Geriye çok fazla koşan, çok aşırı derecede savunmaya koşan çok dengesiz oyun oluyor. Yani hücuma çıkan geriye dönemiyor. Geriye gelen hücum oyuncuları da ileri gidemiyor. Şimdi burada da bana göre Hüseyin Hoca ikinci yarı topu Fenerbahçe'ye bıraktı. Orada da Fenerbahçe oynamasını istedi. Açık alanı özellikle. Mental değildi yani. Tabii. Bir taktikti diyorsun. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bence doğru yaptı. Doğru yaptı. Bir de ama ilk bak yarı başka türlü yapsaydı aleyhine olurdu. Bence abi. Doğru yaptı. Hocam bir de ilk yarı. Bu maçı özel mi doğru yaptı? İlk yarı mesela yok, çok yüksek tempoyla oynadı. Hem Fenerbahçe'de hem de Trabzon. Trabzon bir de geriden gelerek iki gol attı. Topu kapınca çok çabuk gidiyor. Eğer zamanında dönemezsen sana çok tehlikeli oluyor. Onun için öne geçtiğin zaman kontrollü olacaksın. Ama gene, topu ona bırak. Hayır, gene verdi. Şimdi Uğurcan'ın bu performansını tahmin edemezsin ki. Pekala. Muriş ne diyor? Biz diyor Trabzon'u diyor tahlil ettik. Yan topları atıyorlar. Gol atıyorlar. Öyle pozisyonlardan gol ettik. Oradan yedik. Buyur. Gene sen bir defa rakibin en güçlü tarafını çözmüşsün. Ama oralardan gol yiyorsun. O zaman sende bir eksiklik var. O zaman Vedat Muriç'in söylemlerinden şunu çıkartabilir miyiz? Yani Trabzonspor'un konforlu alanı rakip ceza sahasının içi ve hava topları diyorsun değil mi hocam? Evet. Vedat Muriç de onu söylüyor. Evet. Demek ki Fenerbahçe savunması da daha savunmayı öne çıkartarak bir kalesinden 30 metre önde karşılayacaktı. Geriye göre oynayamadılar. Daha davetkar oldu. Burada işte Sörlot gibi etkili bir oyuncu var. Sürpriz özellikle savunmanın arasında koşu yapan Novak. Daha önce herkesin de bildiği gibi. Nitekim buradan da Şorlet iki tane gol etti. Şorlet bir kafa daha vurdu. Direğe gitti gitti. Yani, o zaman bunu önlem al abi. Niye alamıyorsun? Abi taktik ne? Senin kuvvetli tarafını adama tesir ettirmek. Senin zayıf tarafını kapatmak. Sen zayıf tarafını kapatamıyorsun. Hoca... Senin zayıf tarafın defansta. Rakibinde iyi taraf o. Adam 3 pozisyona girmiş net. İkisini atmış, biri direkten gitmiş. Tamam adamı pasifize edememişsin. Sen de atamamışsın. Bir de adamı tutan adama da hakem büyük kıyak yapmış. Maç içinde. Ama sen de atamamışsın. O da var yani. Nasıl? Yani 1-0 kendi, 1-1 kendi, 2-1 kendi. Fenerbahçe'nin kaçırdığı çok net pozisyonlar var. Ya abi, da değerlendiremedi. Tamam. Ama Uğurcan'ın işte, kurtardı. Hocam Uğurcan'ın bir tane yediği var, zaman iki tane atacaksın. Drogi Gezi'nin ezdiği var, Kulüze'nin ezdiği var. Bir sürü pozisyon var. Ondan ama önce... hocam Kadece'nin de işi biraz kurtaracak ya. Tabii canım ya hayır. Niye kurtar? Ama şunu söylemeye çalışıyorum bak. Gençler Birliği maçı 2-0'dan 2-2 oldu. Galatasaray maçı uzatmalarda mı attılar Zeki? Yani maçın sonlarına doğru. Değil mi? 1-0'dan 1-1. Evet. Bir maç daha var. Öndeydi gene son dakikalarda gol yedi. 85'lerde falan Trabzonspor. Daha önce aynı şeyi yapmışsın. Yani öne geçip oyunu kendi alanında ya kabul etmişsin. Ya geçen sene kaç tane gol yediler? Belki de şampiyonluğun en... 18 puan kaybetti. Mesela ben bu dedim mental. Yani takımın üstünde baskı var. Kazanalım, risk almayalım diye geri çekiliyorlar. Teknik direktör kararı değildir diye düşünüyordum. Hayır, baskı ama değil. Futbolcu psikolojik olarak geri gider. Ama Fenerbahçe'ye geniş alan bırakmayacaksın. Fener çünkü topu aldığı zaman çabuk çıkıyor. Ama bu sefer arka tarafındaki şeyi halledemiyor. Defans sorununu halledemiyor. Hocam doğru söylüyorsun. Bir de çok yüksek tempoyla bir 45 dakika oynandı. Yani Trabzonspor bir de geriye düştüğü bir maçta.
neredeyse yani içeriden soyunma odasından 1-0 mağlup saha içine girdi. 47. saniye gol yedi sonuçta. Şimdi böyle bir oyunda seyircisinin yarattığı o baskıyla beraber çok ciddi bir efor kaybı oldu. İkinci